Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İyi Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş ve Milletvekili Ayhan Erel, televizyonumuzda katıldıkları programda ülke ve Aksaray gündemini değerlendirdiler. Evet sevgili izleyiciler, bugün bir farklılık yapalım istedik. Kanal 68 ekranlarından farklı bir görüntü yansıtalım istedik. Stüdyonun dışına çıkalım. Özellikle de bu pandemi sürecinde artık kapalı mekanlar sizlerin de bildiği gibi sıkıntı oluyor. Biz hep şunu diyoruz. Biz kamunun faydasına olan ve vatandaşımızın bilgi istediği her konuyu siyasetçilerimize birebir sorup onlardan, muhatabından vatandaşlarımıza soruların cevabını almaya çalışacağız. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Sedat Bey. Yoğunsunuz pandemi süreci. Hem sosyal mesafeye, izolasyona dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Hem de dün itibariyle sanırım meclis tekrardan tatile girdi. Mecliste genel kurulu olmadığı sürece daha çok Aksaray'da. Vatandaşımızla beraber olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte de sosyal mesafeyi koruyarak, hijyenik kurallara dikkat ederek gene vatandaşlarımızla devamlı iç içeyiz, beraberiz. Türkiye ile beraber, dünya ile beraber Türkiye çok büyük bir ekonomik sıkıntıdan geçmektedir. Vatandaşımızın bir yığın sıkıntıları var. Bunları taleplerini, isteklerini alıyoruz. Yetkili makam ve mevkilere ulaştırıyoruz. Bu arada Kanal 68 olarak sizde aziz mübarek Ramazan'da ihtiyacı olan vatandaşlarla olan diyaloğunuz ve onların ihtiyaçlarının resmi kurumlara aktarılmasındaki çaba ve gayretinizi de takdirle karşılıyorum. Ben hemen sözlerimin başında tüm Aksaray hemşerilerimin yardan çoğunu geride bıraktığımız Ramazanlarını bir kez daha tebrik ediyorum. Bu Türkiye ve dünya tehdit eden salgın hastalıktan tüm hemşerilerimin, Türk milletinin korumasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Alın terleriyle toprağı bereketlendiren, gece gündüz demeden Türkiye ekonomisine katkı sağlayan, çiftçilerimizin yarın kutlanacak olan Çiftçiler Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum. Yine bugün 13 Mayıs Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayınladığı bir fermanla bundan böyle çarşıda, pazarda, dergâhta, vargâhta Türkçe dışında bir lisan kullanılmayacaktır diyerek 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutluyorum. Yine geçtiğimiz günlerde İncesu ve Armutlu civarında meydana gelen doludan dolayı zarar gören çok değerli hemşerilerimize, yine Baymış'ta bir boru patlamasından dolayı ekili alanları zarar gören hemşerilerime buradan geçmiş olsun diyorum. Tarım Bak Müdürlüğümüz bu konuda gerekli çalışmaları yapmakta ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'na zararlar iletilmekte. Biz Aksaray Milletvekili olarak bu zararların giderilmesi ve ödeneklerin bir an önce Aksaray'a gönderilmesi hususunda da gerekli takiplerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ayhan Erel Aksaray'ın sesi olmaya, Aksaray'ın problemlerini dillendirmeye, gücü yettiği sürece, nefesi olduğu sürece dillendirmeye devam edecek. Her zaman diyorum, biz İyi Parti olarak iktidar olmadığımız için sadece ricacı bir makamız. İcracı makamlardan bunları talep ediyoruz. Onlar bu işleri yapıncaya kadar da biz tabiri caizse kafalarını şişirmeye devam edeceğiz. Peki efendim, şimdi evet biz de takip ediyoruz. Ayhan Erel bu pandemi sürecinde de sahayı hiç bırakmadı. Sahada vatandaşları ziyaret etmeye, dertleriyle hemhal olmaya devam ediyor. Ama bu pandemi sürecinde ne gibi kurallara uydunuz? Uyabildiniz daha doğrusu. Ya tabii şimdi demin söylediğim gibi bu sadece Türkiye'yi tehdit eden bir hadise değil. Tüm dünyayı tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, sağlık çalışanları, onları buradan kutluyorum. Yani bir destan yazarak, kendi canlarını hiçe sayarak
bir mücadele içindeler. Onların bu kadar kutsal mücadele verirken biz onların koymuş olduğu kurallara uymamazlık etmemiz, onların bir kere her şeyden önce emeğine saygısızlık olur diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar onların koyduğu kurallara uymaya çalıştık. En çok sosyal mesafeyi korumaya çalıştık. İşte hijyenik ortamlara, hijyenik kurallara uymaya çalıştık. Maske takılması gereken yerlerde maskemizi taktık. Ve demin söylediğim gibi ilk başlarda 14 tane kural vardı ya, o kurallara uymaya çalıştık. Yani gönül selamıyla, en basitinden gönül selamıyla selamlaştık. Bir temas olmadı. Ben bir kez daha burada başta söylediğim gibi bu süreçte çok fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza, hemşerilerim adına, Türk milleti adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Peki efendim, şimdi evet, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca bu pandemi sürecinde ilk günden bugüne kadar tüm vatandaşların deyimiyle, muhalefeti iktidara ayırmadan bütün vatandaşlar ortak bir dille dillendirdiler. Çok güzel bir süreç götürdü, çok güzel bir süreç yürüttü. Eksikleri oldu mu sizin gözünüzde? Ya tabii ki muhakkak insanoğlu beşer şaşar. Sayın Sağlık Bakanı da beşerdir. Şaştığı yerler vardır veya gücünün yetmediği yerler vardır. Biz İYİ Parti olarak bu hadise dünyada duyulmaya başlandığında 31 Ocak 2020 tarihinde mecliste bir araştırma önergesi verdik. Dedik ki bu salgın geliyor, yani rüzgar esiyor, fırtına kopuyor, sel geliyor, bunu hissetmemek mümkün değil. Pandemide dediğinizde böyle bir süreç. Gelin bunun önlemlerini alalım dedik. İlk başta sınırlarımızı kapatalım. 3 hafta olmazsa 2 hafta 15 gün sokağa çıkma yasağı koyalım. Bunu atlatalım ama maalesef İYİ Parti'nin bu talepleri siyasi irade tarafından yerine getirilmedi. Yani uygulamaları taksit taksit uygulamaya başladı. Önlemleri taksit taksit uygulamaya başladılar. Şimdi önümüzde 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Ondan önce 3 gün vardı, 2 gün var. Ya kardeşim, ya bu bir tehlikeyse buyurun bir 15 gün sokağa çıkma yasağı koyalım. Ben geçen İçişleri Bakanımız geldi burada. Allah mekanını cennet eylesin. Şehidimiz Eyüp Fidan'ın cenaze merasimine. Ben orada kendisine şunu söyledim. Dedim ki Sayın Bakanım, yani biz Türk milleti olarak bir vicdani sorumluluk taşıyoruz. Yarın bayram gelecek. Bayramda büyüklerimizin elini öpme gibi bir geleneğimiz var. Onlar da bizi bekliyorlar. Gitmediğimizde biz vicdanen rahatsız oluyoruz. O gitmediğimiz anamız, babamız, dayımız, halamız, teyzemiz, büyüklerimiz de bize gönül koyuyorlar. Bunu ortadan kaldırmak adına buyurun şeker bayramında, Ramazan bayramında bir sokağa çıkma yasağı koyun. Bizler de bu vicdanı sorumluluktan kurtulalım. Karşı taraf da bizi beklemekten ümidini kessin. Diyelim ki anamıza, babamıza, halamıza, dayımıza, biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var, telefonla bayramlaşalım, bunu bitirelim. Şimdi ben belki gittiğim yerde bir sıkıntı yok, ben kendim için değil ama oradaki vatandaşlara bunu götürürsem bunun sorumluluğu da var. Dolayısıyla biz Sayın Bakan'dan ve siyasi iradeden, hükümetten, partili cumhurbaşkanımızdan bir an önce bununla ilgili bir önlem almasını rica ediyoruz. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma yasağı olsun. Şimdi Aksaray'ımızın bazı köylerinde, komşu ilimiz Nevşehir'in bazı köylerinde biliyorsunuz karantinaya alınan yerler var. Şimdi Aksaray'da karantinaya alınmış olan bir yerde bu anlamda pozitif olan bir vatandaş Aksaray'da büyüklerini bayram ziyaretine geldiğinde buradaki yaşanacak tabloyu ben tahmin etmekte zorluk çekiyorum. Dolayısıyla sadece 31 il, şimdi 23'e düştü sanırım, o illerde değil Türkiye'nin tamamında bayramda bir sokağa çıkma yasağı uygulanarak sadece bakkallar, kasaplar gibi vatandaşın temel ihtiyacını karşılayacağı yerler açık kalmak kaydıyla bu önlem alınabilir. Ama ne hikmettir bilemiyorum. Şimdi sağlık alanında çeşitli önlemler alınıyor ama ekonomik alana baktığımızda ben berbere gidiyorum ağlıyor, terziye gidiyorum ağlıyor. Kafeler, kahvehane sahipleri, kafelerde çalışan insanlar, lokantalarda garsonlar, bulaşık yıkayanlar, aşçılar hepsi işini aşını kaybettiler. Biz ta o zaman dedik ki kardeşim işini kaybeden vatandaşı bırakın işsizlik ödeneği, yarım çalışma falan fıstık lafı dolandırmayın. Gelin işini kaybeden her vatandaşa asgari ücret tutarında maaş bağlayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu gücü vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaynakları yerinde kullanılmadığı için vatandaşımız bugün açlığa, susuzluğa mahkum edilmiştir.
Düşünebiliyor musunuz? Bir lokantada çalışan vatandaş sigortası da çalışmış. 45 gündür maaş alamıyor. 3 yaşında bebesi var. Eşi var, çoluğu çocuğu var. Ekmek götüremiyor. Berber dükkanı kapalı. Bunlar böyle birikimler olan, çok zengin olan vatandaşlar değil ki. Günübirlik geçinen, gündüz kazanıp ertesi gün akşam harcayan insanlar. Neyle geçiniyor bu insanlar? Haberiniz var mı? Vatandaş bana diyor ki, ne o sosyal yardıma müracaat ettim. Dedesinin tarlası varmış, onun için bana çıkmadı. Ya dedesinin tarlası ekilmez, biçilmez bir yerdeki bir tarla. Bundan dolayı vatandaşı niye mağdur ediyorsunuz? İhtiyacı olan herkese devlet elini uzatmak zorundadır. Türk milletinin bireyleri, kahraman Türk milleti, devlet gel dedi geldi, askere geleceğin dedi askere geldi, savaşacağım dedi savaştı, kan vereceğin dedi kan verdi, can vereceğin dedi can verdi. Şimdi sıra devlette. Devlet vatandaşın derdine derman olmak zorunda. Devlet bugün de olmayacaksa ne zaman olacak? Vatandaş soruyor bana, ben de buradan devlet yetkililerine soruyorum. Devlet dediğin kim? Devlet dediğin millet. Millet olmasa devlet olmaz ki. Sen milleti mutlu etmezsen, sen milleti aç iken doyurmazsan, açık iken giydirmezsen devletin ne anlamı var? Devletin ne özelliği var? Efendim bu biraz şey oldu, bir dokun bina işte. Ama ben sokaktayım şimdi Sedat kardeşim, ben sokaktayım. Vatandaşın bana gelen mesajlara, gelen taleplere baktığımızda içim yanıyor. Ben yani ya o tabloyu yaşayan insan bilir. Evet. Dediğim gibi yani... İnsan, Allah kimseyi açlıkla imtihan etmesin. Ha. Allah kimseyi aç susuz bırakmasın. Düşün, empati yapalım ya. Hep beraber şimdi, Allah devlete zeval vermesin. İyi kötü bizim maaşımız var. Ayın 15'i de dün maaşımız geliyor. Ama işini kaybetmiş bir lokantada çalışan bir ablacığım, 3 tane üniversite öğrencisi çocuğu var. Eşini kaybetmiş. Bulaşık yıkayarak geçimini temin ediyordu. Şimdi lokanta kapandı. Ne yiyecek bu vatandaş? Evet. Allah'tan Ramazan da Türk milletinin bu yardımlaşma duyguları sayesinde bu açığı bir nebze olsun kapatma durumuna gidildi. Ben çeşitli vesilelerle ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu konuda yardım eden, onların ihtiyaçlarını gideren tüm hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman bizler vasıtasıyla da bu yardımlar gerekli yerlere ulaştırıldı. Allah hepsinden razı olsun. Türk milleti bir kez daha dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörünün, birlik ve beraber yaşama arzusunun en güzel örneğini sergilemektedir. Bu bağlamda da ben Aksaray hemşerilerime ve yüce Türk milletine bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Hemen İl Başkanı Sayın Özhan Türemiş'e dönmek istiyorum. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bize bu güzel mekanı sağlayan meclis üyemiz Fehmi Kuyucu Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kanal 68 ailesine ve sizin aracılığınızla size özellikle bizi konuk ettiğiniz Aksaraylı hemşehrilerimizle bizleri buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün Ramazan'ın 20. günü, 3'tekisi bitti. Son 10 gündeyiz inşallah. Buradan bütün hemşehrilerimizin Ramazan'ın şerifini tekrar mübarek ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah tutmuş oldukları oruçları, kılmış oldukları namazları, yapmış oldukları ibadetleri kabul eder. Bizler de bu süreçte milletvekilimizle birlikte elimizden geldiği ölçüde, gücümüz ölçüsünde, yardımseverlerin de bizlere yardımlarıyla elimizden geldiği kadar kardeşlerimize ulaşmaya, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize birebir yerinde ulaşmaya çalıştık, ulaştık. Cenab-ı Allah inşallah bütün hemşehrilerimizin yapmış oldukları yardımları kabul eder. Şimdi bu pandemi sürecinde, evet, özellikle Mart ayından bugüne İYİ Parti Aksaray Teşkilatı olarak, hı hı, efendim ne gibi önlemler aldınız? Bu pandemi sürecinde vatandaşlarla nasıl hemhal olabildiniz? Evet. Öncelikle biz yaklaşık 45 gün öncesinde parti binamızı kapatarak ilk önlemimizi aldık. Yani şimdi partimize bazı abilerimiz, kardeşlerimiz gelip orada sohbet ortamı oluşuyordu, televizyon izleniyordu. Ama biz şunun garantisini veremeyeceğimizi düşündük. Yani gelen arkadaşlarımızdan herhangi birisinde bir pandemi olması durumunda bulaş olabileceği ve daha fazla insanın etkilenebileceğini düşünerek parti binamızı kapattık. Allah nasip kısmet ederse normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tekrar parti binamızı açıp hizmete devam edecektir. Bu süreçte biz en önemli yaptığımız işlerden birisi, sosyal medyada bilmiyorum takip ediyor musunuz ama, yarışmalar düzenledik. Evet. Ve bu yarışmalar aracılığıyla hem hemşehrilerimizin kaliteli bir zaman geçirmesini sağladık.
Hem de bu yarışma sonucunda ödül kazanan, ödülümüz biliyorsunuz maske ve kolonyaydı. Ödül kazanan hemşehrilerimize, büyüklerimize, kardeşlerimize bizatihi evinde, iş yerinde hem onları ziyaret ettik, bir sohbet etme imkanımız oldu. Hem de kolonya ve maske ikramlarımızı yaptık ve bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Zaman buldukça Sayın Milletvekilimiz de geçen gün Yenikent Belediyesi'ne bir ziyarette bulunduk. Oranın imarıyla ilgili bazı sıkıntılar vardı. Onları yerinde dertleri, sıkıntılar dinledik. Bazen esnaflarımıza gidiyoruz. Onlarla, onların dertleriyle hemhal oluyoruz. Aynı şekilde sosyal mesafe kurallarına elimizden geldiği ölçüde tabii ki uymaya çalışıyoruz. Eksiklikler varsa bunları yine sosyal medyadan duyurmaya çalışıyoruz. Evet. Bir şekilde vaktimiz geçiyor. Geçtiğimiz pazar günü Eskil'de römorkun altında kalarak ağır yaralanan genç maalesef hayatını kaybetti. Geçtiğimiz pazar günü Eskil'de römorkun altında kalarak ağır yaralanan genç kurtarılamadı. Yakınlarının ifadesine göre pazar günü sabah pancar tarlasında sulama yapmak için İzzet Altan, ağabeyi Muhammed Altan'la birlikte römorka yağmurlama borusu doldurarak yayladan tarlaya hareket ettiler. Traktörü kullanan ağabeyi Muhammed, kardeşi İzzet'e yanına traktöre binmesi için ısrar etse de kardeşi römorkun ön tarafına oturdu. İzzet Altan, yaylanın Eğrikuyu tek mezar yol ayrımında römorktan düşerek üzerinden römorkun geçmesiyle ağır yaralandı. Altan, olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Karaciğer ve akciğeriyle birlikte beyninden darbeler alan Altan, akşam saat 20.30'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Burada tedavi altına alınan İzzet Altan, doktorların tüm müdahalesine rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 0-14 yaş aralığındaki çocuklara bugün verilen izinle Aksaray'da park ve bahçeler çocuk sesleriyle şenlendi. Aksaray'da sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan çocuklara bugün verilen izinle Aksaray'da park ve bahçeler çocuk sesleriyle şenlendi. Koronavirüs salgını ile mücadele ve önlem çalışmaları kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılanlar arasında yer alan 0-14 yaş aralığına bugün 11 ile 15 arası sokağa çıkma izni verilmişti. Uzun bir aradan sonra parklara koşan ve doyasıya eğlenen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken Aksaray genelinde hemen her parkta saat 11 itibariyle adeta ilgi seli yaşandı. Bisiklet, skuter ve patene binen çocuklar oyun aletleriyle vakit geçirdi. Anne ve babaları da çocuklarının eğlencelerine ortak oldu. Bize bugün izin verildi. Sokağa çıktık, çok mutluyuz. Bize izin verildi bugün, çok mutluyuz. Sokağa çıktık, çok mutluyuz. İzin verdikleri için çok teşekkür ederiz. Bugün Cumhurbaşkanı bize izin verdiği için herkes dışarı çıkmak için herkes mutlu. Yani bütün çocuklar çıktı. Eğleniyorlar. Yani ben de mutluyum. Güzel güzel oynuyorum. Cumhurbaşkanımız bugün bize izin verdi. Mutluyuz, eğleniyoruz. Teşekkür ederiz.
Aksaray'a yeni yatırımlar kazandıran Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye hizmet sahalarında incelemelerini aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, İstiklal Mahallesi'nden başlayıp Hacılar Harmanı Mahallesi'ne bağlantısı sağlanacak olan 50 metre genişliğindeki bulvar yolu ile yine İstiklal Mahallesi'nde devam eden kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Aksaray'a yeni yatırımlar kazandıran Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye hizmet sahalarında incelemelerini sürdürüyor. Başkan Dinçer, İstiklal ve Hürriyet Mahallesi'nden başlayan 50 metrelik bulvar yolunda incelemelerde bulundu. Yolda dolgu ve genişletme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yeni açılacak yolda altyapıda çalışmaları üzerinde durulduğunu aktaran Başkan Dinçer, bu yol güzergahımızda dolgu işlemiyle birlikte su ve kanalizasyon altyapıları üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca Türk Telekom, MEDAŞ ve Doğalgaz firmasıyla koordineli çalışma gerçekleştiriyoruz. Çünkü yol güzergahında bu firmalarımızın altyapıları mevcut şeklinde konuştu. İstiklal Mahallesi'nden başlayan 6,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki yolun Hürriyet, Yavuz Sultan Selim, Mehmet Akif Ersoy, Selçuklu Mahallesi'nden geçerek Hacılar Harmanı Mahallesi'nde Toptancılar Sitesi alt geçidine bağlanacağını ifade eden Dinçer, açılacak olan bulvar yolumuz şehir içi ulaşımında önemli bir alternatif güzergah olacak ifadelerini kullandı. Aksaray'ımıza yeni yatırımlar kazandırmanın gayreti içerisindeyiz diyen Başkan Dinçer, şehrimizin birçok noktasında yol yapımı, asfalt çalışması ve yeni yol açma işlemimiz devam ediyor. Kaldırım çalışmalarımız da aynı şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz günün her saatinde sahada çalışma sergiliyorlar, dedi. Başkan Dinçer, yine İstiklal Mahallesi Okullar bölgesinde zemin iyileştirme yapılarak başlatılan kaldırım çalışmalarını da yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Dinçer, yaya güvenliği sağlamak ve araç trafiğini düzenlemek için kaldırım çalışmasının yapıldığını sözlerine ekledi. İstiklal Mahallesi'nde çalışmanın yapıldığı bölgede ilk, orta ve lise dengi okulların bulunduğunu hatırlatan Başkan Dinçer, eğitim-öğretim döneminde okul servis araçlarının eklenmesiyle bu cadde ve sokaklarda yaya ve araç yoğunluğu yaşanıyordu. Kaldırım çalışmamızdan sonra yol güvenliği için uygun noktalara yönlendirici trafik levhalarını monte edeceğiz. Yaya güvenliğinin yanında araç trafiğinin daha düzenli olmasını sağlamış olacağız, dedi. Aksaray Belediyesi, tarım arazilerinde çalışmak üzere çeşitli illerden Aksaray'a gelen mevsimlik işçiler için 4 farklı noktaya duş kabinleri koydu. Aksaray Belediyesi, tarım arazilerinde çalışmak üzere çeşitli illerden Aksaray'a gelen mevsimlik işçiler için 4 farklı noktaya duş kabinleri kurdu. Belediye Başkanı Evren Dinçer, mevsimlik işçilerin daha rahat koşullarda çalışmalarını sağlamak için yeni bir hizmet daha başlattı. Yılın belirli aylarında tarım arazilerinde çalışmak için şehrimize gelen mevsimlik işçilerin konakladığı noktalara seyyar duş kabinleri kuruldu. Yeni Mahalle ve Aratol Mahallesi'nde ikişer farklı noktaya bırakılan duş kabinler işçilerin kullanımına sunuldu. Mevsimlik işçiler, Aksaray Belediyesi tarafından yapılan bu hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek teşekkür ettiler. Ortaköy Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ürettiği binlerce maskeyi Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere gönderiyor. Aksaray Ortaköy Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ürettiği binlerce maskeyi Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere gönderiyor. Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınının Türkiye'de de görünmesinin ardından ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu kurarak vatandaşların yardımına koştuklarını söyledi. Bu noktada Türkiye'de öncü belediyelerden biri olduklarını belirten Özdemir, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla birlikte kronik rahatsızlığı bulunan hemşerilerimizin daha rahat bize ulaşması için WhatsApp iletişim hattı kurduk. Ayrıca ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Çalışamayan ve bu salgında işsiz kalan vatandaşlarımız için düzenlediğimiz projeyle nakit yardımında bulunduk ve gıda paketlerini hazırladık. İlçemizin her köşesinde dezenfeksiyon işlerini başlattık. Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyoruz, diye konuştu.
İlçe nüfusunun çok üzerinde maske dağıttıklarını vurgulayan Özdemir, bu zorlu sürecin hep birlikte atlatılabileceğini ifade etti. Sadece ilçe halkının değil, yurt dışındaki hemşerilerinin de maske ihtiyacını karşıladıklarını belirten Özdemir şunları kaydetti. Sadece son bir hafta içerisinde İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımıza binlerce maske ve dezenfektan gönderdik. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşan vatandaşlarımızın nüfus sayılarını alarak talepleri üzerine onun altında olmamak kaydıyla bize ulaşan hemşerilerimizin maske ihtiyacını karşıladık. Yurt dışındaki kurulan dernekler çok arıyor. Almanya'da ve Fransa'da iki derneğe çok sayıda maske gönderdik. Onlar da oradaki vatandaşlarımıza dağıttı. Vatandaşlarımızın bu zor süreçte yanlarında olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre 15 Mayıs Cuma gününden önümüzdeki hafta ortasına kadar olan periyotta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı bildirildi. Meteoroloji sıcak hava uyarısında bulundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre 15 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar olan periyotta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak Konya genelinde 9 ila 13 derece, Aksaray genelinde ise 5 ila 9 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin hissedileceği bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlarla çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir ifadelerine yer verildi. Sırada hava durumu var. Bültenimizi sonlandırmadan önce kısa bir reklam arası veriyoruz. Prefabrik yapı sektörünün öncüsü Steelhouse'la hayalinizdeki eve hemen kavuşun. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle esen kalın.